Bu video IQ'nuzu bayağı bir aşağı çekecek çünkü bugün dizayn hatalarına bakacağız. Bu tarzda videoların devam etmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Bu kaydırakta eğer yanlış seçim yaparsanız sonu çok kötü oluyor. Şimdi şuradaki yeşili seçerseniz gelirsin, böyle kayarsın. Oh, sorun yok. Şuradaki yeşili seçersen gelirsin, şuraya düşersin, sorun yok. Ama eğer şu sarıyı seçersen buradan gelirsin, ondan sonra şu direkle karşılaşır, direğe sarılırsın, olay biter. Kaydırağın önüne o direği kim koydu ya? Bu tuvalet mi? Her dizayn hatasında zaten bir tuvalet olmak zorunda. Tuvaletin kapısını yarıdan kesen bir kolon var. Abi o kolonu nasıl yapmayı başardınız? Yani üçgen şekilde bir kapı var ya orada. Trafikte şimdi kurallara dikkat etmemiz gerekiyor ya, onlara uymamız gerekiyor. Şimdi bu yaya yolu. Ben yaya yolunu takip etmeliyim. Oradan yürümeliyim. Geldim buradan, ışıkta bekledim bekledim. Ondan sonra arabalar durdu. Yaya yolundan gidiyorum, 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 gidiyorum. Hop, çalılardayım. O yolu uğraşarak çalılara doğru kim dönderdi ya? Bu ekstra bir uğraş yani. Karşıya doğru ver gitsin. Bunu kim dizayn etti? Evet. Kimse geçmesin diye kapı yapmışlar. Şimdi bu kapıdan ben geçebilir miyim acaba? Şöyle açtığımı düşünüyorum. Ortalama genişlik şu kadar falan olsa bakayım. Şöyle yani zor geçerim. Şimdi bu ne kapısı? Bu bir. İkincisi neden bu kadar dar? Acaba diyetisyen kapısı mı ya? Bak böyle bir fikir geldi aklıma. Aa, çok mantıklı ya. Diyetisyen kapısı. Ya da yok gerçi, ama ben oraya kilolu olarak gidiyor olsam nasıl gireceğim? Giremem. Yok, o saçma oldu. Şimdi saçmalığı çözdüm de yani bu kapının bir amacı var kesin. Tuvalette aşağının görünüp yukarının görünmemesi için bu kadar çabayı niye verdiniz? Adamın kafası şurada. Bütün olay burada dönüyor zaten. Buralar görünüyor. Abi burası görünmesin, kafam görünsün. O daha mantıklı değil mi yani? Aşağıyı göreceğim. Şuradan aşağısını göreceğine insanlar şuradan yukarısını görsün. Zaten yüzümü de görüp ne yapacak? Sizce tuvaletlerin böyle yapılmasının amacı ne? Bence kesinlikle hiçbir amacı yok. Musluk açınca başka yerden mi fışkırıyor? O normal. Ha, o da mı açılıyor? Bir saniye, oradaki musluğu açınca bu da açılıyor. Bir daha aç bakayım. Aynen. Tamam. Aç musluğu. O taraf da açılıyor. Buna o kadar şaşırmadım. Bizim evde şu an acayip bir dizayn hatası var. Duşa girdin, suyu açtın, tuvaletin o taharet musluğu var ya, oradan su fışkırmaya başlıyor. Ondan sonra gittin ellerini yıkarken musluğu açtın, yine tuvaletin taharet musluğundan su fışkırmaya başlıyor. Ne, orada nasıl bir bağlantı var ya? Ne yaparsak yapalım oradaki su fışkırıyor. Ben musluğu açınca neden taharet musluğundan su geliyor ya? Ben bunu kesinlikle anlayamadım. Tesisatçı çağıracağız, o da anlayamayacak. Çünkü çok saçma. Dünyanın en çıkılması imkansız olan merdiveni. Merdiven bir kere eğim almış yani. Hani o kadar sağlam değil ki. Şuna baksanıza, merdiveni hatta köpek kulübesine dayamışlar ya. O kadar sağlam değil. Şuradan gelsem, şöyle yürüsem, açı bir anda dikleşiyor, dimdik oluyor. Hani ben dimdik nasıl çıkabilirim ya burayı? Yine kaydığınız anda sonunun hiç güzel olmayacağı bir kaydırak. Geldim kaydıraktan, şuradan çıktım. Oh, mis gibi. Zaten bu kaydırak da demir bu arada. Yani güneşin alnında buradan kayarsanız yanarsınız. Neyse, geldim buradan kayıyorum. Hop, 3 tane ihtimal var. Ya geleceğim, şurada durmayı başaracağım. Ya sağa düşeceğim, ya sola düşeceğim. Yani %33'lük bir ihtimaliniz var. Ya %33 olarak eğlenceye devam edersiniz, ya da %66 olarak, toplam şekilde 66 olarak eğlence biter. Hangi model araba bu? Kesin bunu şuradaki ızgaradan tanıyacak insanlar vardır ya. Ne, orada şey olması lazım, torpido olması lazım. Ay, ekranla mı açılıyor torpido? Ama çok saçma. Abi torpido dediğin, ben oradan uzanır açarım onu. Ya da araba kapalıyken mesela torpidoyu nasıl açacağım? Ya da en basitinden ekran bozuldu, orada dokunmatikte bir şey oldu, torpidoyu açamıyorum. Of. Gerçekten yani sıcak bastı ya. IQ düştükçe terlemeye başladım. Güzel kardeşim, bak ağaçları neden yolun ortasına dikiyorsun ya? Çok basit bir şey var. Bak şu ağaçları bir metre yan tarafa alsan, hem ağaçlar yeşilliğin içerisinde, toprağın içerisinde olacak, hem de yürüyüş yolunu kapatmamış olacaksın. Ama sen gelmişsin, ağaçları gidip betonun ortasına dikmişsin. Yeşillik orada duruyor, hem de yürüyüş yolu kapanmış. Aa, kafayı yiyeceğim şimdi. O mutfaklarda olan ama pervanenin dönmesi gereken şey değil mi ya? Yani o pervane dönüp ortama serinlik sağlamak zorunda ama altındaki ışıklar dönüyor. Şeyi merak ettim, neyi neyle yanlış bağladınız? Hangi kabloyu yanlış bağladın da böyle bir şey oldu ya? Lavaboda ne var? Oradan lavaboyu açınca musluk o tarafa mı gidiyor yani? Abi onun keşke biraz gücünü falan ayarlasaydınız ya. Yani o kadar fazla açılmasaydı. Belki şöyle düşünebilirler. Ha kanka, orada su akmıyor mu? Dur al falan deyip oraya akıtıyorsun. Beni de saçmalattırıyorlar. Bu nadir.
Doritos paketi. Aa, ikisini de yanlış mı basmışlar? Aynen. İkisine de yarısını basmışlar. Ve bütün hepsinde yarısı basılmış. Gerçekten bu nadir olabilir. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Evet, karşınızda dünyanın en profesyonel bisikletçileri için yapılmış ya yüzersin ya sürersin yolu. Süremezsen yüzersin, yüzersen süremezsin. Bu bir şey ailesiydi de bir animasyon muydu neydi? Bu kadar çirkin bir şey değildi sanki ama ya. Yanlış mı hatırlıyorum yani? Özellikle şu ortadaki çocuk böyle miydi? Ya da şu soldakinin gözü falan böyle değildi. Bir hata var burada. Dünyanın en gizli kapısına çıkan merdivene bakıyorsunuz. O kadar gizli bir kapı ki kimse bulamadı. Hala bulabilen olmadı. Bilim adamları bunun üzerine çalışıyorlar. Gizli kapıyı bulduklarında bu merdiven bir işe yarayacak. Şimdi yaramıyormuş gibi görünse de o gün yarayacak. Kaşıntı geliyor. Bu gözlüğü takan kişi kaç yılına girmiş oluyor? 20108 yani 20108. yıla mı girdi? 2010'a mı girdi? Yoksa ne bileyim 201.008 falan öyle saçma sapan bir şey. Kaça girdi bu? Şimdi bu merdiveni aşağıdan yukarı mı okumamız lazım? Yukarıdan aşağı mı okumamız lazım? Aşağıdan yukarı bir okuyalım. From now 3 months you will hit yourself at third floor. Thank us. Yani diyor ki şimdiden itibaren 3 ay sonra kendini vuracaksın 3. katta. Teşekkürler. Yukarıdan aşağı okusak hit yourself yani işte hani gücünün en hit zamanlarına ulaşacaksın. 3 months şimdiden. Çok saçma ya. Aşağıdan yukarı mı yukarıdan aşağı mı? İkisi de saçma geldi bana. Welcome yerine welcome yazmışlar. Welcome yani yeni bir kelime. Hoş geldiniz normalde welcome ya, bu welcome. Yani çok çok hoş geldin. Hoş hoş geldin demek. Ya bir de mermerle bunları yazmışsınız. Abi mermerle yazarken 2 tane E yaptığını nasıl göremiyorsun? Hata, bu şifre Starboy 98 tarafından kullanılıyor. Abi adamın şifresini niye verdin şimdi? Siteye giriyorsunuz, bir şifre yazıyorsunuz. Diyor ki bunu başka kişi kullanıyor. Ve kullanan kişinin de ID'sini söylüyor. Çok saçma değil mi? Hacklendim ya da durduk yere hacker oldum. Girsem bu siteye 1-2-3-4 yazsam şifre kısmına, kesin dünyada bir kişi 1-2-3-4 koymuştur. ID'sini de verir, ben hacker olurum. Transaction is cancelled for some reasons. Yani diyor ki bazı nedenlerden dolayı işlem durduruldu. Hangi nedenlerden? Abi nedenleri söyler misin bana? Bilgisayarda işlem yapıyorsun, diyor ki bazı problemler çıktı, yapamıyoruz. Hangi problemler kardeşim, söyle bana, ben de bileyim. Yemeğin son kullanma tarihi olarak pazartesi girmişler. Ama hangi pazartesi? Seneyeki pazartesi mi? Geçtiğimiz pazartesi mi? 10 sene sonraki pazartesi mi? Bilmiyorum. Bir pazartesiden önce ye gitsin. Şimdi bu Shrek galiba ve dişleri var ama bir şey diyeceğim. Dişleri burada. Çenesinden de mi diş çıkıyor yani? Shrek'in şurasını mı biz ameliyat edeceğiz? Ayrıca Shrek'e çok da benzemiyor abi. Bu ne? Nasıl bir oyuncak ya bu? Dişlerini mi yapıyoruz burada? Ne yapıyoruz? Dünyanın en korunaklı kapısı. Geldim buraya. Bakın burada. Nasıl geçeceğim acaba? Buradan nasıl geçebilirim? Aradan mı geçsem? Bak geçemiyorum. En iyisi önünde yatayım. Çok korunaklı ya. Buradan gerçekten nasıl geçebiliriz? Düşüneyim biraz. Bulamadım. Bu parmaklıkları aşmanın imkanı yok. Bu banyo bombası dedikleri şey var ya, böyle küveti dolduruyorlar, içine atıyorlar, köpürüyor falan, bir şeyler oluyor. Onun sarı renk verenine neden almamalısınız? İşte görüyorsunuz. Attın, ne güzel köpürdü falan, eğlendin ama sonrasında su sapsarı oluyor. Ben bu suda yıkanamam abi. Yani ne kadar temiz olduğunu bilsem de şu görüntüden dolayı yıkanamam. O yüzden sarısını almayın. Nasıl böyle bir kıyafet olabilir ya? Abi kıyafet bildiğin kirlenmiş. Bence kıyafeti kirletmişler, dizayn yaptık diye satıyor. Dizayn hatası bu. Kirli kıyafet olamaz. Bence olmamalı yani. Crunchy vegetable salad. Yani çıtır işte salata da. Salata nerede? Ben burada oraya görüyorum. Hatta burada kremalar falan görüyorum. Hiç vegan ya da vejeteryan gibi bir şey değil bu. Hadi onu da geçtim. Salata nerede? Bu parka girmek kesinlikle yasaklanmalı. Çünkü şu kaydıraktan kaydığınız zaman gideceğiniz yer belli. Yani buradan kayan muhtemelen çok mutlu olur. Biraz böyle huzurlu olur falan. Çünkü bir daha kayamayacak. Yasaklanmalı. Ya da onu kapatın abi yani. Şurada oyun alanı varken bu rogar kapağını buraya kim yaptı? Ya da rogar kapağının önüne onu kim koydu? Otel için çok kötü bir dizayn. Ne bu? Perde mi? Duş perdesi mi? Ya da normal perde de olabilir de. Abi neden hani kan sürülmüş gibi bir perde ya? Neden böyle bir dizayn seçtiniz? İzlediğimiz filmlerdeki sahneler gözümde canlanıyor yani. Bu kol. Ne olmuş bu kola? 100 tane 1 yıldız almış Amazon'da. Neden?
Ha bu o Titanic'e giden denizaltını yöneten kol değil mi ya? Abi çok meme olmuştu bu. Evet onu yöneten kol galiba ve insanlar buna bir puan vermişler. Ayrıca niye böyle bir şekli var bunun onu anlamadım. Şu ortadaki yerlerin hani yukarı doğru yükseltilmesinin mantığını anlamadım ben. Abi şimdi bir şey diyeceğim bu arada. Hani o Titanic'e gittiler sıkıntı yaşandı falan ya. O kolla mı yönetilir ya? Abi, kolla yönetilen denizaltı mı olur? PlayStation mı oynuyorsun sen ya? Kolla almışsın orada batırıyorsun orayı. Ben mesela gitsem orada denizaltıyla dalacak olsam. Baksam şöyle deniz altına. Adam kolla sürüyor ben çıkar. Benimki inecek var lütfen sağa çek. Çekmece 3 faktörlü doğrulaması var. Birinci doğrulama fırının kapağına takılıyor. Tamam. İkinci doğrulama neye takılıyor? On off tuşu mu? Herhalde öyle bir şey ona takılıyor. Üçüncü doğrulamada herhalde o derecenin ayarlandığı yere takılıyor. Yani buraya açabilmek için 3 tane yerden geçmeniz lazım ya. 3 tane doğrulama yapmanız lazım. Doğal bir şekilde şifreli çekmece yapmışlar. Siz ne kadar dizayn hatası olabilir ki? Evet, onu taktığın anda ışığı kapatabilecek kadar dizayn hatası olabilir. Şu tuşu prize yakın yapmak biraz saçma. Hani ben buraya bir sürü bir şey takacağım ve bu tuşa basacak ışığı kapatacağım. Ayrıca prizle o tuşu birleştirmenin ne manası var ya? Bu ışığı yakan tuş yukarıda olur. Priz dediğin biraz daha aşağıda olur. Gerçekten kötü bir dizayn. Yani bir mouse dizaynı böyle olmamalıydı. Şarjı bitince alttan takıyorsunuz ve şarja taktığınızda kullanamıyorsunuz. Şarja taktığında kullanılmayan mouse. Yani ne kadar mantıklı. Bu ne? Sabunluk gibi bir şey mi? Aynen sabunluk. O taraftan aktı ama. Ama sanki çift taraflı gibi değil miydi ya? Ne taraftan akacağı belli değil ha. Bunun olayını şimdi anladım. Sabunluk dediğin çıkar böyle bir tarafa doğru gider. Hani oradan basacağını anlarsın. İki tarafta olursa %50 %50. Bunu kim tasarladı? Neyi? Tuvalette... Tuşa bastığımda mı su akıyor? Ya nasıl olacak şimdi bu? Aşırı saçma. Bak bas şimdi elini yıka bakayım nasıl yıkayacaksın? Ay nasıl sinirlendim şu an. Şu an fazla sinirlenmeye başladım. Tuşa basarken ellerimi nasıl yıkayabilirim? Yani oraya dirseğimi koyup şöyle şöyle mi yıkayacağım ellerimi? Herhalde ben de bunun gibi ayağımı koyardım. Bu duşakabinde bir sıkıntı mı var? Duşakabir mi burası? Kapı var. Ha, oradan o ha, nasıl çıkacaksın herhalde onu anlatıyor şu an. Duşunu aldın güzel güzel. Tamam hadi duştan çık bakalım. Aa çıkacak yer yok. Abi azıcık daha ittirsen sanki çıkardın ya. Sen kendin zorladın gibi biraz. Tamam bir az daha aynen aç biraz daha kapıyı. Ha yok duvara değiyormuş. Gerçekten içe doğru yapsa bu sefer içe doğru da olmazdı. Evet çok saçma. Bence oraya şöyle katlanabilir bir kapı konmalıydı. Çekmece mi yine? Şu kadarcık kapak mı olur ya? kapak var. Arkada kocaman raf var ama hani koyabileceğim şey şu kadar falan olması lazım. Çünkü kapak bu kadar. O kadar alan boşa gitti şimdi bak. Ben tutulurum bunu. Hani keşke o bölme şu kadar olsaydı. Arkasında bu kadar geniş bir yer olunca ve kullanamayınca ben tutulurum. Neden iç mekan kamerasını dış mekana koymamalısınız? Çünkü iç mekan için dizayn edilmiş. Ne oluyormuş ki? Çek bakayım. Çek çek çek. Çekmiyor mu acaba? Ya bozuldu mu? Herhalde bir sıkıntı olmuş. Ha su birikmiş. Ama yani adamlar bunu iç mekan diye satıyor ya. Sen bunu gidip dış mekana koyarsan oradan su alır. Aslında bu dizayn hatası gibi değil ya. Hani sonuçta iç mekan için tasarlanmış. Ben bu duş perdesindeki olayı hiç anlamadım ya. S sabun için, S sprey için mi? Ne için bu? T toothpaste yani diş macunu için. S abi ne oluyor ya? P is for demiş altına diş fırçası fotoğrafı koymuş. Toothbrush değil miydi abi? P'nin ne alakası var şimdi orada? Bir gariplik var ama anlamadım. Bu binanın nasıl pencereleri var ya? Abi iki bina iç içe geçmiş. Oradaki yani şu binadakilerin ne suçu vardı şimdi? Şuranın odanız olduğunu bir düşünsenize. Odandan çıkıyorsun böyle camı açıyorsun diye bir bakıyorsun karşıda duvar var. Hani güneş falan da gelmiyormuş zaten. Çok saçma ya bu şeye kim izin verdi? Bildiğiniz bina iç içe geçmiş yani. İkisi birbirine yapışık. Bu tuvaleti kim yaptı ve kimler için yaptı? Herhalde 1 metre altındaki insanlar için yapmış olması lazım. Çünkü şuradaki duvara baktığım zaman 1 metrenin üstündeki insanların hiç tuvalete giremeyeceğini düşünüyorum. Ben mesela girsem şurama falan gelir muhtemelen. Yani klozette otururken şuramda duvar olur böyle etrafa bakarım. Merhaba merhaba aynen tuvalet aynen aynen. Ya da mesela şu yandaki pisuvara adam gelse şöyle bakacak ya ne yapıyor diye. Ayrıca hani buna yaptınız arkadakinde de var aynısı yani iki fail yapılmış. Tuvaletlerde cam kullanmayın lütfen. Ya ben silüet şeklinde bile olsa böyle görünmek istemiyorum. İnsanların beni böyle bir silüet şeklinde görmesini istemiyorum. Hani beni böyle tanıyamazsınız ama ben istemem. Utanırım abi ben yapamam yine burada tuvalet.
Escape anyone and can have. Evet. Yukarıdan aşağı okuduğunuz zaman beach oluyor. Orası doğru. Kumsal. Ama kelimeler burada çok saçma değil mi yani? Escape ne ya? Ha, escape olacaktı galiba bu. Anyone aile olacaktı bu. Çok saçma bir saniye çözemedim. Şimdi bu escape, bu anyone aile olacak. E bu E nereye gidecek? EAV. Escape ha E. Zaten yukarı gidiyordu. B ban mı? Çok saçma, ben anlamadım. Hep şu arkasında televizyon olan arabalara özenmişimdir. Bir arkadaşımız da vardı, hep diyordum ya senin arabayla bir yolculuk yapılır ki yani böyle arkada oturup televizyon izleyeceğim falan. Ama böyle bir şeyi hayal etmemiştim ya. Ama koltukları kim ters taktı? Şimdi bakın, normalde ben bu arabanın yolcusu olsam, şöyle arkada oturuyor olsam, şöyle televizyon izleyecektim. Ama benim şimdi televizyon izleyebilmem için benim böyle oturmam gerekiyor. Böyle oturup buraya bakmam lazım. Kahverengi çit. Şimdi kahverengi çit yapmışlar da oraya neden kahverengi çit yazmışlar? Yani buraya kahverengi çit gelecek gibi bir mesaj mı var burada? Yoksa biz buraya kadar yapabildik, gerisini siz hayal edin artık. Hani orası da kahverengiymiş gibi takılın mı diyor. Bu tuvaletin bir açıklaması var mı? İnsanlarla sosyalleşmek için mi bu tuvalet? Yani böyle karşılıklı oturacağız. Ha, sizin de mi tuvaletiniz var? Ha, buyurun buyurun. Böyle karşılıklı tuvalet mi yapacağız? Bir düşündüm de şimdi başkasıyla böyle tuvalete girdiğimi şey falan diyorum. Kanka ya senin tuvalet kağıdını versene, ben yetişemiyorum falan. Don't let the past make your decisions for today. Abi sen bir şey diyeceğim. Yes I dozo. Ben ablanın ne demek istediğini anladım da sen dünyanın en kötü kararını bu dövmeyi yaptırarak vermişsin zaten. Şimdi şöyle bir şey demeye çalışıyor galiba. Don't let the past, yani geçmişe izin verme, make your decisions for today. Bugünkü seçimlerin için geçmişe izin verme gibi bir şey demeye çalışıyor da. Yukarıdaki cümle doğru. Don't let the past. Tamam. Ama aşağıda make you are, yani your olacaktı. You are olmuş. Decisions zaten yanlış. For zaten 4 yazmışsınız oraya, yani bugün için yazacağına 4 bugün yazmış. Şunu anlamıyorum, insanlar dövme yaptırırlarken hani yazı yazdırırken özellikle bunu kontrol etmiyor mu? Bilmediğiniz bir dil mi yazdırıyorsunuz, anlamadım ki. Geçmiş olsun. Yani buradan da şu sonuç çıkıyor, eğer dövme yaptırıp yazı yazdıracaksanız çok kontrol edin. Bu arada benim de 2 tane dövmem geliyor, tahmin edin bakayım sizce şuralara ne yaptıracağım? Belki gelmeyebilir yani, bir fikir sadece de tahminlerinizi alayım ben. School değil bu, school olmuş. Cool. Yani okul yazmak yerine oluk yazmak gibi bir şey. Ya şimdi bunun yazının Amerika'da olduğunu düşünüyorum. Yani hani İngilizcenin böyle oranın resmi dili olduğu bir ülke düşünüyorum. Okulu yazamayacaksan sen daha neyi yazarsın yani? Musluk açılmıyor mu? Ay musluk sıcağa geçmiyor bir türlü. Sıcağa doğru çeviremiyorsunuz. Yukarıdan çevirsen o da mı olmuyor? Yani bunu monte ederken hiç ölçmediniz mi ya? İnsan şunu monte etmeden önce bir bakar ya, bu buraya değiyor mu değmiyor mu diye. Ay şu an gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi. Hayır ya, bunu yapmış olmayın. Fun reflections, yani işte saçma sapan bir şekilde aynalar olur ya böyle AVM'lerde falan. Sizi uzun gösterir, yamuk gösterir falan. Onu yapmışlar. Fun reflections'ın altına da görmeyen insanlar için o kabartmalı yazıyı yazmışlar. Şu an bu hatayı düşündükçe içim darlanıyor ya. Çok darklandım ben. Bu dünyanın en dik merdiveni. Şu an karar verdim. Merdivenin dikliği şöyle. Abi böyle merdiven mi olabilir ya? Ben buradan böyle sağ sol sağ sol adımlarla atlayacağımı aşağı atlarım daha iyi. Zaten şurada 6-7 merdiven var yani. Aşağı atlasam da bir şey olmaz. Şu fotoğrafa bakınca şey cümlesi geldi aklıma ya. İngiltere prensiyle mi görüşüyorum? Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Abi İngiltere prensiyle mi görüşüyorum gerçekten ya? Tuvalet neden öyle taht şeklinde böyle yukarı çıkıyorsun falan? Hani ne gerek vardı? Bir seremoniyle falan çıkman lazım oraya yani. Böyle kral gibi çıkacaksın. İşte tacını falan kenara bırakıp öyle oturup taht gibi tuvaletini yapman lazım. Şimdi şaka bir kenara, gerçekten düşünmeye çalışıyorum. Hani fazladan onu yukarı almanızın ne manası vardı? Elinizde böyle bir platform vardı da onu çöpe atmaya kıyamadınız mı? Bu arada Şafak Sezer taklitim nasıl? İngiltere prensiyle mi görüşüyorum? Aa, benim taklit demişken bir de şey taklidim var ya. Aziz Yıldırım taklidim. Bak ben şimdi Aziz Yıldırım olarak Fenerbahçe'yi yani yönettim yıllarca da benim sinirlendirme yani, tamam mı? Yarın buradan üzülerek gidersiniz, haberiniz olsun. Oldu mu? Bir yorumlara yazar mısınız? Taklit yeteneğim iyi mi?
Siteye girdin kayıt olmak için. Adını yazacaksın. Adını yazıyorsun, hata veriyor. Verdiği hata da şu: sayı olmak zorunda. Arkadaşım, ben Elon Musk'ın oğlu değilim ki benim ismimde sayı olsun. Yani isimde sayı olabilir mi sence? Bu testten geçebilecek tek kişinin Elon Musk'ın çocuğu olması. Çocuğun isminde sayı var yani, buradan yapabilir o. Şimdi karar verin. Burada sağa mı dönüyorum, sola mı dönüyorum, yoksa düz mü gitmeliyim? Yazıda da saçmalık var. Turn right. Sağa mı dönersin, sola mı dönersin, ne yaparsan yap, benden uzak dur da diyor yani herhalde. Bu fortune cookie değil mi ya? Abi bu cookie'ler var böyle, bunu yiyorsunuz, içinden bir tane kağıt çıkıyor, hani fal gibi bir şey oluyor. E bu dışından görünüyor, ben bunu satın almam ki o zaman. Yani maksat zaten onun içinde ne çıkacağını bilmeden satın almaktı. The job is well done. Ya yazı da bir manidar. İş çok iyi yapıldı gibi bir şey diyor. Aynen, çok iyi yapıldı, aferin. Yukarıdaki soruyu nasıl çevireceğimi düşünüyorum şu an. Do you have at least bir, en az bir tecrüben var mı 0 yıldan? Hadi onu geçtim, ikinci soruya bak. Do you speak United States? Amerika konuşuyor musunuz? Ben Türkiye konuşuyorum. Benim ana dilim Türkiye. Mesela benim bir arkadaşım var, ana dili Almanya. Amerika'da yaşayanların ana dili Amerika. Ya kimler yapıyor bu siteleri? Şu site yapma işini bana verseniz 5 dakikada yapardım ben ya. Bu kapıdan nasıl geçeceğiz peki? Yine demir parmaklıklı, çok güvenlikli bir kapı yapmışlar. Geçmemizin imkanı yok. Yani nasıl geçebiliriz diye düşünüyorum, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şu elmanın içerisinden geçsek diyeceğim, o da imkansız. Bilmiyorum, çok güvenli. Bir su içeyim bari ya. Siz de bir su için, bir kendimize gelelim. Çok IQ düştü çünkü. Ben su içerken siz de kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Saatin 3 sayısını niye bu kadar büyük yaptınız ya? E 4 nerede? Aa 2 de yokmuş ki abi. 2 nerede? 3 zaten burada da, 4 nerede? Yani ben onu gözümle oranlamak zorunda mıyım? Ya saat şuralarda falan olursa, yani 3 mü 2 mi belli değil. Hiç gerek yoktu böyle bir dizayna. Bir yüzük sitesinde yüzüğü böyle parmakla fotoğrafını koyarlar ya. Parmağı öyle bir şoplamışlar ki parmağın kıvrımları yok. Onları da silmişler. Sanki et parmak gibi bir şey olmuş yani. Kıvrılan bir şey değil de şöyle bükülen bir şeymiş gibi. Abi çok kötü ya. İyi ki parmakla şöyle boğumları var. İşte 5 liralık şop yaptırınca böyle oluyor. Vazgeçtim. Daha deminki şop bayağı iyiymiş ya. Abla senin gözlerine ne olmuş? Senin gözlerinin doğal mavi olduğuna ben çok eminim ya. Bence ablanın gözleri kesinlikle şop değil. Yani çok güzel gözleri var ablanın. Peki sağdaki ablanın böyle bir şop muhabbetleri falan, o nasıl olacak? Abi öyle bir şop var ki ben ablayı anlamıyorum. Yani bakıyorum suratına, suratını çözemiyorum bir türlü. Gözleri yanındaki kadının 3 katı falan. Yani benim gözüm şu kadar falansa ablanın gözü benim bir parmağım kadar. Şöyle göz var. Lütfen Photoshop'u abartmayın ya da bilmiyorsanız yapmayın. Ya ama her fotoğrafta bir öncekinden daha kötü nasıl olabiliyor ya? Photoshop biliyorsanız, yapıyorsanız ve ayna pozunuz varsa aynayı da şoplamayı unutmayın. Ablaya soldan bakıyorsun başka bir kişi, sağdan bakıyorsun başka bir kişi. Aynaya şop yapmayı unutan biri daha vardı sanki ya. Bayağı bir Insta'da görmüştüm. Neyse, unutmayın işte. Dünyanın yürümesi en zor koridoru. Yani şurada düz yürümek bence imkansız. Çukurlar falan yok ama öyle bir çizimler var ki çukur varmış gibi, o illüzyon oluyor. İnsan bence burada dengesini kaybeder ya. Şöyle yere bakarak yürüse zorlanır. Ne gerek vardı şu çizimlerini yapmaya ya? Orayı kaplamadan koy gitsin. Oh, oldu o zaman, video bitsin. Şimdi bu şarja takılan bir şeymiş. Ne olduğunu anlamadım. Turuncu yandığı zaman şarjı düşük anlamına geliyormuş. Şarja taktığınızda kırmızı yanıyormuş, şarj oluyor. Daha da kırmızı olursa full şarj oluyor. Mesela neden yeşili seçmediniz? Yani full şarj olduğunu anlamak için benim yeşil renge ihtiyacım var. Ben bir şeyin şarj olmaya devam ettiğini kırmızıyla anlarım. Şarj olmanın bitmesini yeşille anlarım. Sen şimdi turuncuyu, İşte daha kırmızıyı falan niye karıştırıyorsun ki? Ayrıca kırmızı ve daha kırmızı nasıl olacak? Ben onu da anlamadım. Bir kayropraktik reklamı nasıl olmamalı? İşte böyle olmamalı yani. Sanki hani adamın boynunu kırmış da adamın ruhu çıkmış gibi değil mi? Tavanın kulbunu o kadar ağır yapmışlar ki tava normal bir şekilde durmuyor. Masaya koyuyorsunuz, tava böyle devriliyor. Bunu yaparken nasıl düşünmezsiniz ya? Bir de üretmişsiniz, demirden dökmüşsünüz falan yani. Bu koltuk galiba, hani böyle umumi yerlere koyulacak ya da AVM'lerde falan göreceğimiz koltuklardan da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi şuraya oturdum, sırtımı yasladım. E buralar niye var abi o zaman ya? Ben sırtımı yaslamayacak mıyım? Şuranın sırt desteğini yapmışsınız ama buralara hiç yapmamışsınız. Yani ben burada rahatsız oturacağım ama. Zaten de burası düz, burası biraz daha eğimli falan.
Çok garip yani. Bazı şeyler değiştirilemez. Daha demin ne dedim? Bir şeyin şarj olduğunu kırmızıyla, şarjın dolduğunu yeşille anlarız. Bunun neden tam tersini yapıyorsunuz? Yani nasıl olabilir? Şarj olurken, yani şarja daha yeni taktın, yeşil yanıyor. Şarjı dolduysa kırmızı yanıyor. Olmaz. Şarja yeni taktığımda kırmızı yanacak. Şarj işlemi bittiğinde yeşil yanacak. Yoksa ben onun dolduğuna inanamam. Bu nasıl bir tuvalet ya? Abi tuvaletin girişi neden üçgen bir biçimde gidiyor? Yani araya sıkıştırmışlar herhalde. Orası aslında olmayacakmış da son dakika bir tuvalet gelmiş oraya da. Daha geçen biz de aynısını yaşadık ya. Böyle rafa koymuşlar kavanozu, alamıyorsun. Ben bunu buradan alamayacaksam o zaman bunun burada olmasının ne manası kaldı? Biz de içecek alacaktık. Abi içeceği sıkıştırmışlar rafa, alınmıyor. En son bıraktım yani. Bununla mı uğraşacağım? Şimdi bu nasıl bir yol? Anlamaya çalışıyorum. Yol orada ikiye bölünüyor ama ortadan da karşıdan gelen var. Abi oradan gelip mesela diğer yolla tekrar birleşiyorsun. Bu nasıl bir trafik ya? Yanlış anlamadıysam 275 bin dolara şöyle bir ev satıyorlar. Evin içerisi komple dizayn hatası. Yani birazdan anlayacaksınız. Buraları geç mesela, buralarda bir şey yok. Evin içinde hapishane var ya. Ne alakası var şimdi hapishanenin? Bayağı hücre yapmışlar. Orada yatıyorsun şu demir plakanın üstünde. Bu ne alaka ya? Evin içerisinde niye böyle bir şey var? Başka bir sürü kafe mafe göreceksiniz birazdan. Çok saçma bir ev. Mutfağı var. Mutfak normal. Çok insani bir mutfak. İçeride kafe var mesela. Şunlar bayağı kafe konsepti yapmışlar işte. Şurada oyun konsepti falan var. Bir evin içerisinde neden hapishane ve kafe var? Ben onu anlamadım. Bu merdiven bir garip yani. Ne olduğunu da anlamadım. Evin gerisi normal bir şekilde ev yani. Ama evin içinde neden hücre var ve neden kafe var? Banyonun kapısını kapattınız. Zaten cam da bir ayrı. Abi banyoya giriyorum, içeride yatak odası var ya. O zaman banyoya neden kapı koydun yani? Oraya hiç yapmasaydın, öyle açık olsaydı her yer daha iyiydi. Daha fazla bakmayalım isterseniz çünkü düşüyor yani. Gidip yine her zamanki gibi tekerlekli sandalyedeki insanların çıkamaması için bir yol yapılmış. Bakın sağda merdiveni görüyorsunuz. Abi rampayı yapmışsınız, tamam çok güzel. Eğimi falan da gayet iyi yani, güzel çıkılır buradan. Hani biraz daha eğimi az olabilirdi de neyse. Şimdi şunu sormak istiyorum. Nereden tutunacağız? Korkuluklar nerede? Yani yukarıdan gelen bir insan şuradan kendini salıp böyle kayacak mı? Ya da aşağıdan yukarı çıkmaya çalışan bir insan yani zihin gücüyle mi çıkacak? Kendini bir şeyden çekmesi lazım. Ha, eğer akülü arabası yoksa yani. Ben bu fotoğraf hakkında konuşmayacağım. Gerçekten hani söyleyeceğim hiçbir şey yok. Evet güzel kardeşim. Tekerlekli sandalyedeki insanlar bu merdivenlerden çıksınlar değil mi? Tebrik ediyorum. Çok güzel bir merdiven yapmışsınız. Bu ne ya? Ben şu an ne görüyorum? Çok çirkin bir şey görüyorum. Şimdi merdiven var buradan. Buradan geldim. 1, 2, 3, 4 adım attım. Buradan kayıp tekrar mı iniyorum? Ya da anladım ya buradaki olayı. Hatayı çözdüm. Şimdi şurada merdivenin devamı var ya. Merdiveni önce yapmışlar. Sonra korkuluğu yapmışlar da onu böyle biraz içe yapmışlar. Yani şuraya yapsalardı iyi olacaktı. Bir hata var burada ya. Yukarıda congratulations you have cancer yazıyor. Tebrikler, kansersin demek bu. Ne alaka şimdi? Haziran 21, Temmuz 22 arası. Bu yengeç burçları için. Benim de doğum günüm 22 Temmuz. Onun için peçete de yani yukarıdaki cancer ne alaka? Bu çok zor ya. Burada acaba ne yazmaya çalışmışlar? İlibe Lüferti Nad Tepi Rısopfes Uthan U PS. Böyle bir şey yazıyor. Ya bir şeyler yazmaya çalıştılar da acaba ne? Yani ben kelime de görmüyorum ki. Yutan görüyorum. Ne bileyim hani Liberty görüyorum bir yerlerde ama nerede gördüğümü de anlamadım. Sizce buraya ne yazmaya çalışmışlar? If le irbtayed tebehe ruist ve hefhalak hapesnesis. Bu şifreyi çözebilen net bordabereldir. İnsanların tuvalete girmesini istemiyorsanız şöyle tuvaletler yapın, kimse de kullanamasın. Şimdi merdiven arasında ama hani asma katta, alt katında, ortasında böyle asma bir yerde tuvalet var. Buraya gidebilmem için gerekli olan kapağı galiba kaldırmışlar. Hadi onu indirip geçsem karşıya. Böyle gelsem şuranın genişliği zaten bir klozet kadar. Bir klozet ne kadar olabilir? Şu kadar. Bu kadar ben sığmadım mesela. Hani sığdım da önce şöyle oldum. Şöyle tuvaletimi yaparım artık. Bu videoyu izlerken sizin sinirleriniz bozulacak.
Abi o ventilatör yukarıda lambanın üstüne denk geliyor ya. Her seferinde o ışıktan geçecek, böyle garip bir ışık oyunu olacak. Ne kadar sinir bozucu bir durum. Şu ışığınızın her dakika kapandığını falan düşünün. Hani onu oraya takarken demediniz mi? Aa, burada ışık var, gel bunu biz biraz daha bu tarafa takalım. Keşke de dese dermiş. Zaten karnım ağrıyor benim de yani. İyice de tadım kaçtı. Haha ne kadar güzel bir evim var. Çıkayım da güzel güzel balkonumda biraz manzarama bakayım dedin. Balkondan çıktın. Karşı komşu karşında sana böyle bakıyor. Abi neden iki balkon birbirine bakıyor ya? Ya gelelim o zaman birbirimizin evinde yaşayalım. Bu kadar kolay, bu kadar yakın olmamalı ya. Gelsin komşu da evleri birleştirelim madem, hep beraber yaşayalım. Ben balkona çıktığım zaman karşı komşuyu görmek istemiyorum ya. Evet, yine bir kaydırak, şaşırmadınız değil mi? Bakın şimdi bu kaydıraktan güzelce kayabilmek için çok hızlı kaymanız lazım. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Çok hızlı kayarsan hemen şuradan şöyle dümdüz gidersin. Ama eğer hızın yetişmezse şu aradan çakılırsın. Aradaki parçayı kim aldı ya? Kaydıran parça çalmışlar. Şu fotoğrafa iyi bakın. Şimdi buradaki dizayn hatasını anlayamayabilirsiniz. Ben de ilk de anlamadım. Bina var. Ne kadar güzel, böyle üçgen üçgen işte çatısı falan var. Garip bir bina ama güzel yani, değil mi? Bir dizayn hatası yok. Ama gidip binaya yandan bakarsanız şu manzarayı görüyorsunuz. Sadece yandan güzel görünsün diye bunu yapmışlar. Abi neden böyle bir şey yaptınız ya? Öbür taraf da güzel görünsün o zaman. Yani ekstradan bunu yaptırmanızın maliyeti var, bilmem neyi var. Hani niye uğraştınız ki? Ne olacak yani? Yoldan geçenler şey mi diyecekti? Aha eve bak ya, ne kadar güzel. Ama yan tarafa dönünce diyecekler ki bu muymuş ya? Mandal değil mi ya bunlar? Olay ne mandalda? Mandalı siz hamurdan mı yaptınız ya? Bu nasıl mandal? Gerçi bizim evde de var birkaç tane eskimiş mandallar. Böyle oluyor yani, o gücünü yitirmiş oluyor, kırılıyor da. Bu daha yeni almış gibi görünüyor. Sıktığın anda kırılan mandal. Dünyanın en narin mandalı. Bu fikir bana çok da dizayn hatası gibi de gelmedi yani. Evet, kötü ama çok da mantıksız değil. Çatı akıyormuş. Bu evin çatısını tamir etmek yerine evin üzerine gidip bir çatı daha eklemişler. Yani hani bilmiyorum ya, üşengeç işi gibi biraz. Bence çok üşengeç birisi demiş ki ya bu çatıyla ne uğraşacağız şimdi? Ya üstüne yapalım bir şey gitsin demiş, bunu yapmış. Bu nasıl bir yol ya? Ha yukarıda çizgiler var, oradan güneş geliyor. Her seferinde böyle disco gibi oluyor ortamda. İnsanın gözü bozulur şurada araba sürerken. Lütfen tuvalet çıkmasın artık karşıma. Artık dizayn hatalarında tuvalet görmeyelim ya lütfen. Şimdi bak güzel kardeşim, geldim. Lavabo var o solda, orası okey. Tuvaletin bir ayrı bir taht gibi bir şeyi var. Tahtın içine gizlemişler. Neyse tamam, geldim oturdum. Bir kere benim oradan bacaklarım yere yetişmez. Yani bacaklarım şöyle dikine kalır orada. Çünkü hani mesafe uzun. Onun dışında neden klozet düz değil de yan duruyor? Hani şöyle. Yani bir de şu an düzensizlikten sinir krizi geçireceğim. Çedarlı cips. Tamam. Tamam kapalı. Tamam, içinden bir tane mi çıkacak? Kesin öyle bir şey çıkacak. Paket kapalı şu an. Belki de ama şey de yapmış olabilir. Açıyorlar paketi, sonra böyle bir ısıtıcıyla tekrar kapatıyorlar ya. Bir tane çıktı. Yok, bence bu kesinlikle öyle bir şey yapılmış ya. Bir tane de çıkmasın ama artık lütfen ya. Bir şey diyeceğim. Duvarı mı yamuk yaptınız? Kapıyı mı yamuk taktınız? Yoksa zemini mi yamuk yaptınız? Saydıklarımdan ikisi çok tehlikeli. Duvar yamuksa çok tehlikeli. Zemin yamuksa çok tehlikeli. Kapı yamuksa o kadar da önemli değil. Abi zemine bakıyorum. Yani burası bir de üniversite gibi duruyor. Zemin düz gibi ama bilmiyorum, bir şeyler var burada. İnşallah şu iki şey çizgi yamuktur da oradan bir böyle beynimiz karışıyordur ya. Üniversitede de bunu yapmazsınız değil mi? Bir de düşünsenize, burası mimarlık bölümüymüş. Ne görüyorum ben ya? Ben yine ne görüyorum artık? Çıldıracağım birazdan. Duşakabinin içinde kaloriferin ne işi var ya? Gerçekten mantıken şunu mu düşündünüz? Yani hem duş olsun hem de işte ısınsın. Abi zaten sıcak su akıyor orada. Benim ısınma ihtiyacım yok ki. Buna kim izin verdi ya? O petek iki güne paslanır. Dışında su dura dura oralar pas tutar hep. Tuvaletteyim ve birileri bir şey yapmış. Ne yapmış? Elini uzatıyorsun sensöre. Ha karşı taraf yanıyor. Şaşırmıyorum ya. Abi bizde de şu an çünkü öyle bir problem var yani. Musluğa açıyoruz, taharet musluğundan fışkırıyor ya. Ben o yüzden buna o kadar da imkansız gözüyle bakamıyorum. Olur abi, bundan sonra gördüğüm her şeye inanırım. Yani ben buradan suyu açtığım zaman Amerika'da bile musluk açılabilir. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dizayn hatalarına baktık yine. Her zamanki gibi IQ düşürücü bir video oldu. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Hepinizi buralara da bekliyoruz. Oyun kanalımın 300 bin olması lazım. Yardımınıza ihtiyacım var. Hemen şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.